Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Tatlım ben kulüp kurdum isimli oyunun, aslında kulüp değil, bir komüniteye, topluluğa katıldım isimli oyunun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Şimdi öncelikle biliyorsunuz geçtiğimiz bölümlerde yeni yeni yerler kurmuştuk sevgili dostlar. Bununla beraber artık ısı açıklaması, ya biliyorum ne olduğunu. Bununla beraber hani artık takipçilerimizin bize daha fazla para akıtabilmesini sağlamak adına baş döndürme odaları falan kurmaya çalışıyorduk. Hani serimiz, maceramız kaldığı yerden devam ediyor dostlar ve geçen bölüm ilk kez bir ölen olduydu. Bunu ne yapacaklar bilmiyorum artık yani. Burada biri ölmüş, insanlar bunun korkunç olduğunu düşünecek. Emel Hanım'ın bir sıkıntısı var galiba. Nedir efendim sıkıntı? Bir töton öldü. Anladım. Arkadaşı öldüğü için birazcık mutsuz galiba. Şerife Hanım da arkadaşı öldüğü için birazcık mutsuz. Bunu biri temizleyebilir mi? Yeni gelen müşterilere böyle mi açacağız kapıyı? Mutfakta sorun var efendim. Su sebile olmadığı için millet aç. Birisi hızlıca mutfağı tamir edebilir mi? Teşekkür ederim. Şu kantini bir tamir edin. Lütfen. Üstüne beton dökelim ha. Tam Fatih süpürdü. Fatih süpürdü abi. Arkadaşlar önemli bir şey yok. Önemli bir şey yok. Devam edin. Devam edin kardeşim. Bekleme yapmayın. Şöyle bir şuraya ruh odasını kuralım. Ha, ruh odası vardı zaten bizde. Baş döndürme terapisi. Şimdi buraya baş döndürme terapisinden ne kadar kuruluyor? Tabi öncelikle baş döndürme odası. Burası. Odaya özel nesneleri gör. Baş döndürücüden 3 tane koyulabiliyor. Şimdi bak şuraya bir tane baş döndürme kontrolcüsü. Şurada bir baş döndüren ışığa maruz kalsınlar. Burada da başlarının dönecekleri yer. Güzel, baş döndürücü de ayarlandı. Töton yaralandı. Yemek yerken kirli eller. Abi. Ama bunda benim suçum ne olabilir ki? Yani adamlar yemek yedikten sonra ellerini yıkamıyorsa benim bununla alakalı suçum ne? Biri anamıza küfretti galiba. Bak Orhan Bey'in küfrettiğini gördüm. Banyoda özel bir tuvalet olmasını tercih ediyor. Şerife Yaprak. Tamam var özel bir tuvalet. Git orayı kullan. Toto'nun kazandığı karakter özelliğine bakar mısın? Ha şu dinlenme odasına yeni yeni şeyler eklenmiş olması lazım artık. Bu dinlenme odasına bir şeyler ekleyelim. Beyler canı sıkılan tabla dağıtabilir. Şöyle bir masa oyunu oynayın diyeceğim de adamlara kıç kadar yer yapmışım. Birazcık burayı büyütsem ne olur ki? Birazcık burayı büyüteyim. Odalardan da dinlenme odası diyeyim. Sonrasında odaya özel nesneleri gör deyip şuraya bir masa oyunu koyalım. Bayağı bir ortada durdu masa oyunu ama yapacak bir şey yok. Şerife Hanım'a bir de kasaplık verelim. Bak senin görevin araştırma, araştırma yoksa mutfak. Mutfakta da mı işin yok ya? Harbiden mutfakta da işi yok. Yap bir bana 100 tane yulaf pişir. Efendim bu dönenler insanların huzur bulması için yüksek ışık altında başlarını döndürüyoruz ve huzur buluyorlar. Huzur buldukları zaman da daha çok para ödüyorlar bize. Evet, ekibe yeni insanlar katmamız, bununla beraber araştırma yapıp böyle biraz daha kendimizi geliştirmemiz lazım. Şimdi biz buradan inanç kapasitesini arttırabiliriz, toton kapasitesini arttırabiliriz. Seyyar merdivenden sonra burger yapmayı da öğrenebiliriz. Bence burger yapmayı öğrenip rahat banklar yatak odası yükseltmesi. Bence toton kapasitesinden yatak odası yükseltmesine doğru gidelim.
Artık şu yataklarını falan bir değiştirelim heriflerin. Çünkü gerçekten çok şeyde takılıyorlar böyle. Yatak odalarında çok kalitesiz yerlerde kalıyorlar. Birazcık daha kaliteli yerlerde kalırlarsa onlar için de iyi olacak diye tahmin ediyorum. Langırt olduğunu dediğim gibi zannetmiyorum efendim. Sevgili Shadow the Prime'ın avantajı ile 5. ayında. Shadow'cum teşekkür ederim. Eyvallah. 5. ayın kutlu olsun. Özel tuvalet mevzusu iyi oldu. Totonların ruh hali bozuk. Arkadaşları öldüğü için de 24 saat sürüyor bu etki ya. Çok fazla bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Etki 24 saat sürüyor sadece dediğim gibi. Baş döndürme odaları her şey hazır. Banyodan sonra yatak odasını da yükseltirsek rahat ederiz. Belki ileride buraya bir yemek masası daha koyulabilir. Yemeklerden kaliteli yemeğe de gidilebilir. Biz zaten Toton kapasitesinden yatak odasına, yatak odasından da burgere doğru ilerleriz büyük ihtimalle. Ne yapıyor? Tek başına mı tavla atıyor garibim? Herhalde tek başına atıyor. Ney? Senin sıkıntın ney? Şerife yaprak. Derdi ne tam olarak? Bir Toton öldü. Farkındayım. Herkes mi eksi yedi gene çalışmaya başlar başlamaz ya? Aynen. Herkes aynı şeyden muzdarip, aynı sıkıntıdan muzdarip. Tamam, biz yatak odasını falan upgrade'lediğimizde bu iş hallolur abi. Bu iş hallolur. Ama Toton kapasitesinden sonra yatak odası yükseltmesi için oda desteği de lazımmış. Aba! O zaman burgere git. O zaman burgere git, insanlara burger yedirelim madem. Yulaf yerine burger yediklerinde herhalde daha iyi bir ruh hali içerisinde olurlar. Biz de burada zaten 20 tane takipçiye erişmişiz. Birilerini gruba alsak iyi olur aslında. Ayten Hanım'ı gruba katalım. Ayten Hanım'ın özellikleri ne? Sivil gerginlik. Takipçilerle etkileşimde bulunan odalarda çalışmayı tercih etmiyor. Kendi kişisel yatağında uyumayı tercih ediyor. Nasıl yapıyoruz ki onu? Yatağı nasıl atayacağım ben sana ki? Gelip buradan mı atanıyordu acaba bireysel yatak? Ayten Hanım. Burayı tiklesem size. Herhalde ayrı oda istemiyordur ya. Çalışsın kafasına göre. Vallahi ala ala gittik şeyi aldık. Takipçilerle etkileşimde bulunan odalarda çalışmak istemiyor. Yani meditasyon, baş döndürme odası. Kısacası hiçbir yerde çalışmak istemiyor. İyi, o zaman seni mutfağa ve bakım odasına verdim. Geri kalanlarına bakma. Araştırmaya da bakma. O zaman Şerife Hanım'ı da mutfaktan aldım. Nasıl yatak atanıyor acaba ya? Toton karakter özelliği kazandı. -2 doğaçlama becerisi. Anladım. Bu pek hoş olmadı. Tülay Cengiz empatiye devam etsin. Yeni aldığımız karakteri de mutfağa atacağız zaten. Ay ay. Abi hepsini düşük kalite yapıyor. Hiçbir şey beceremiyor. Bir tane falan düzgün yemek yapabildi. Abav. Abav kine abav. Bir tane falan yapabildi. Dur, araştırmadan şu tanıtım görevleri, yeni üye bulma ofisi.
Oda desteğine falan gidelim de oradan yatak odasını yükseltelim. Ama buradan burgere gittikten sonra biraz bekleyelim. Tamam bak, burası senin yatağın olsun artık. Alttan bir yerden mi? Aa, yatak atanmadı. Burası senin yatağın artık. Uyu. Artık kendi kişisel yatağın var farkındaysan. Özel beşlikten eksi yemeyecek artık. Liderin talebi alındı. Ne istiyorsun ki? Kurtçuklarla gençleşme terapisi. Dur ben sana bir lider odası yapayım da. Şu araştırma ofisinin arkasına yaparım lider odasını. Mis gibi takılırız orada. Pam pam param pam. Pam pam pam. Gece vakti hiçbir şey yapılmıyor galiba. Evet dostlar, ısı kendiliğinden düşüyor. Aslında yanımıza birkaç tane daha çalışan almak istiyorum da, dediğim gibi öncelikle bir hani yatak odası upgrade'ini alsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Veyahut yatak odasını şöyle bir iki kare daha genişletebiliriz. Belki iki kare daha genişletmek iş yapar. Çok güzel. Artık mutfaktan burger siparişi verebileceğiz. Burger yemeği pişirebilecekler. Bununla beraber biz buradan başka neye gidebiliriz? Kurtçuklarla gençleşme odasına gidilebilir. Aynen öyle yapalım. Yeni odalardan biri olsun. Ve yanımıza yeni Tötonlardan birini alalım. Gökhan Bey'i alalım bakalım. Umarım Gökhan Bey'in böyle iyi bir özelliği vardır, iyi bir statı vardır. Nefret ettiği şey teyip. Tilt makinesi. Çimlere basmamayı tercih ediyor. Abi burada mekan full çim. Var ya, gelebilecek en kötüsü geldi bu arada. Gelebilecek en kötüsü geldi. Sürekli eksi 10 yiyecek bu herif. Abi çimlere basmamak ne ya? Gider misin buradan? Bunu bir atsak. Bu Toton'a bir ruh hali desteği ver. Ben bu Toton'un nesini öveyim? Atabilir miyim seni? Aldığım gibi kovabiliyor muyum? Git buradan ya. Manyak herif ya. Gelebilecek en kötüsü geldi. Aynen ya, herifin şeye, o soru işaretlerini açamıyoruz abi. Burayı açabilmek için şey lazım. Aydınlanma havuzu falan böyle. Şu an bilmiyoruz. Herkesi şeye alıyoruz. Muzaffer Çay. Al abi, Muzaffer abiyi al ya. Muzaffer abi de çıkmaz herhalde delilik. Muzaffer abi burada değil. Orhan Bey'i alalım. Ha, yok, Muzaffer Bey burada. Muzaffer abi. Muzaffer abi, sende özellik ne? Modül odasında çalışmak istemiyor. Mütevazı odalar. Tamam, bizim odalar zaten çöp. Hiç sıkıntı yaşamazsın. Lüks istemiyormuş. Kanka, yani başımla beraber biz zaten bokun püsürün içinde yaşıyoruz. O yüzden ben bu konuyla alakalı bir rahatsızlığım, bir sıkıntım yok. Bokun püsürün içinde yaşıyorsun. Hiç sorun değil. Takipçi kapasiten doldu. Biliyorum, daha fazlası için yer açmam lazım da işte fırsat olmuyor. İyi para geldi bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum ama gerçekten güzel para geldi. Şöyle bir banyoya bir tane daha duş başlığı ve bir tane daha tuvalet yaparım. Mis gibi. Güzel oldu burası. Dinlenme odasında alınacak bir şeyler var mı? Dinlenme odası full. Tamir odası full. Mutfak full. Kantine bir tane daha masa atabiliriz, yemek masası. Gerek yok da. Buralar zaten full. Buralara daha başka konulamıyor.
Birer tane konulabiliyor. Vaaz bitti. Biz neyi kazandık? Kurtçuklarla gençleştirme terapisi. Maksimum etki puanını 250 arttırır. İnanç kapasitesinden rahat banka gidilebiliyor. Burgerden başka bir yere gidilemiyor. Yatak odasını upgradeleyebilmek için, yani yatak odasını upgradeleyebiliriz. Şurada bir tanıtım görevlerini araştıralım da gerisini alırız. Şimdi kurtçuklarla gençleşme odası yapacağız. Bir birim boşluk bıraktın. 8'e 16 girdin. İkinci kapıdan girdin şöyle. Geldin odalara. Kurtçuklarla gençleşme odası. Kaç tane konulabiliyor? Bir tane kurtçuk kabına ihtiyacım var. Bir tane hortuma ihtiyacım var. 3 tane de kurtçuk kabı konulabiliyor. Sülük tedavisi gibi bir şey galiba bu ya. Abi mutfak için hamburger hazırlayabilir miyiz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mutfak için bir hamburger hazırlayalım. Lider odasını araştırıp inşa edeceğim. Daha araştıramıyorum. Biri seviye aldı. Kim seviye aldı? Ayten Altun. Biz ne yaptık Ayten Hanım'a? Bakım odası ve mutfak dedik. Kasaplık abi. Kasaplık. Ben renk körüyüm sevgili Şeyundu. Horozu dürttüler galiba. Ben renk körüyüm abi. Gelsin Hanife Hanım'ı da katalım gruba. Ama ben renk körüyüm yani. Orada yeşil olup olmadığını bilmiyorum. Ozan Efendi hoş geldin. Ne yapıyorsun? Keyifler yerindedir inşallah. Yeni gelmişsen senin şerefine şöyle bir reklam atalım. Tanıtım görevlerine gittik. Yeni üye bulma ofisi, aydınlanma, oda desteği. Aydınlanma havuzu adamların statlarını görmemizi sağlıyor. Biz yatak odası upgrade'i için nesne edinme görevi ve şeye gidelim, oda desteğine doğru gidelim. Aa, çok teşekkür ederim dikey tutamaç, sağ olasın. Stres var balım ya, stres olmasa... Stres var yani. Stres olmasa bayağı şey yapacağız. Bayağı rahatlayacağız da. Her açıdan. Stres olduğu zaman pek rahatlayamıyorsun. İster istemez. Bu arada mutfaktan alalım ya Ayten Hanım'ı. Totonlor'dan gelelim. Bakım odasından alalım. Sadece mutfaklarda. Kurtçuklarda şey yapılmıyor değil mi? Kurtçuklarda insanlarla etkileşime geçilmiyor bildiğim kadarıyla. Şu Hanife Hanım'ı bir alalım mı? Bir takipçi ayrılmak istiyor. Şükrü Bey. Abi yapacak bir şey yok yani. Ayrılacaksa ayrılacak. Nedir şu lahana meselesi? Asker usulü. Banyoda açık planda duş olmasını tercih ediyor. Tamam. 500 veya daha düşük bir ısı seviyesinde olmayı tercih ediyor. Önemsiz. Tamam. Komple teorisyeni falan. Ne var ki bunun statlarında? Peki Şerife Hanım seviye kazanmış galiba. Kendisine full zeka verelim. Araştırmaları böyle tek atsın. Ki araştırmalara neredeyse tek atıyor zaten. Dur. Ünlem yanmasın, bir şey yapacağım ya. Şimdi Totonlardan Muzaffer Bey. Muzaffer Bey modül odalarında çalışmak istemiyor. Modül odası dediği şey hangileri oluyor ki acaba? Selamlar Kobağan, hoş geldin. Modül odası dediği hangisi oluyor ya? Çalışsın hepsinde. Hanife Hanım'ın bir eksisi yok. Kurtçuk odasına baksın. Muzaffer Bey de meditasyon odasına baksın. Herkesin bir önceliği olsun ya buralarda.
Şu kurtçuk odasını falan da çalıştırın ama. Muzaffer abi empati yap abi. Toton kapasitesi. Totonlar katılıyor. Genel mutluluk. Totonlar pozitif hissediyor. Olması gerektiği gibi. Şimdi şu araştırmadan oda desteğine, oradan yatak odası yükseltmesine, oradan herkesin yatağına bir upgrade çakacağız. Sonrasında inanç kapasitesinden rahat banklara, rahat banklarla şey yapacağız abi. Rahat banklarla daha rahat vaaz vereceğiz. Sonrasında oradan enerji spasına, enerji spasından da takipçi kapasitesine. Ki daha fazla takipçi daha fazla para, anladın mı? Zaten şu an bütün parayı elimizde tutuyoruz. Yemek açısından da durum iyi diye düşünüyorum. Yemek açısından baktığın zaman yulaf ezmeleri falan yalan oldu galiba. Yulaf ezmesi yapmayı durdurabilirsin ya. Sadece burger yap. Hatta bir 64 tane daha burger yap. Burger full dursun. Ağzına kadar dolu. Ana yatak yok la. Adamlardan biri ölecek sonra niye öldü? Bu herif diyorum niye dolanıyor ki ortalıkta? Yatak yok. Gel babu Şerife Hanım'ın yanına kıvrıl ya. Gel gel. Koğuşa döndü anasını satayım, ortalık koğuşa döndü yemin ediyorum ya. Nefes alacak yer yok odada böyle. Aralarından biri bir pırtlasa katliam. Bütün oda bayılacak yani kokudan, bütün oda. Güzel hamburger yiyorlar, keyifleri yerinde, bir tek odalar kötü. Odaları, şu odayı bir ayarlasak gerçekten çok çok güzel olur. Hatta ve hatta ne yapalım biliyor musunuz? Bence bu odayı ileride ayarlayacağımız için... Kesinlikle horozu gırtlaklıyorlar bu arada. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Şurayı bir alalım da. Hocam burası da yatak odasının bir parçası. Ben burayı daha iyi düzeye getireceğim. Bu horozdan nasıl ses çıkıyor öyle ya? Abo! Öyle böyle bir ses değil ya. Tam kurtçuk terapisi nasıl geliyor size? Herhalde kurtçukların içine girip şey yapıyorlar böyle, keyiflerine bakıyorlar. Baş döndürme var, meditasyon var, ruh çağırma var, kurtçuk terapisi var. Var oğlu var. Yatak odasını yükselt artı bire. Şimdi yatak odası yükseltmesini aldığımız vakit rahatlayacağız. Sonra takipçi sayısını arttıracağız. Sana kasaplık vereceğiz. Pişirme şansını arttırır, arttırsın. Çok mu dar mekana yerleştik acaba ya? Hiçbir zaman memnun olmuyorum, farkında mısın? Hiçbir zaman memnun olmuyorum böyle. İlk oynadığında ya çok dar alana yerleştim, bu böyle olur mu her yer her yerde falan. Şimdi de çok mu şey yaptık acaba, hani çok mu geniş yerleştirdiydim, odaları büyük yaptıydım. Şimdi şey böyle ya, odalar çok mu küçük oldu? İşte insanoğlu böyle, derdi bitmiyor. İnsanlar ne kadar da şerefsiz diyor sevgili Fatih Bey, bakın. Fatih Bey içerlemiş galiba. Dost kazığı da yemiş olabilir, emin değilim. Fatih Bey diyor, insanlar diyor ne kadar da şerefsiz. Tamam, yatak odasının kapasitesini arttırdık. Buradan inanç kapasitesinden rahat banka doğru gidiyor. Oradan da enerji spasıyla takipçi kapasitesini arttırıyorum. Şimdi artık şu yatak odasının upgrade'ini yapacağımız için... Çat çat çat. Kaç kişiyiz biz? 9. 9 tane basit yatağa ihtiyacım var. Oğlum bu yatakları alacak param var mı acaba benim ya? Sevgili Duman Tastik Adam'dan 1000 bit var. Kesene bereket dostum. Sağ olasın. Selamünaleyküm. Nasılsın Samet abi demiş. Vallahi seni gördüm daha iyi oldum ya. Duman Tastik Adam. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun?
Keyifler yerindedir inşallah. O ışıklandırmayı da iyi bir adama vereceğiz de. Banyoya girişi ayrı yerden mi versek acaba? Bak ya da bence şöyle yapalım. Şu an sadece 8 kişi bakabildi buraya ama. Dostum kesene bereket bu arada. Tekrardan teşekkür ederim. Peki buraların dolaplarını atabilecek kapasitemiz var mı? Şurası da liderin odası olur ya. Kilitli dolap. Evet, bütün parayı yedim. Işık olmadan uyuyamıyordu biri. İnşallah bu lav lambası ortalığı aydınlatır. Tülay Cengiz, sıkıntın ne? Son derece sıkılmış. Yorgun, tuvalete gitmesi gerek. Git. Hayatım şimdi şöyle. Hani fazla yatak sığdırsam dahi aynı odada kalmak istemiyorlar. Bir takipçi bir daha geri gelmeyebilir. Ne yapalım, canımız sağ olsun. Bir de şimdi buradan mahremiyet eksisi yiyecek. Var şurada tek kişilik tuvalet, git. Git hallet işini. Şimdi şu agaların her birine bir birer birer şey ayarlayalım da, yatak ayarlayalım. Rahip burada yatacak. Hanife Hanım, bulunduğunuz yatak artık sizin. Ayten Hanım, bu yatak sizin. Faruk Bey, bu yatak sizin. Muzaffer Bey sizin. Tülay Hanım sizin. Fatih Bey sizin. Şerif Hanım, bu yatak sizin. Ve Emel Hanım da, bu da sizin. Tamam. Herkesin kendi yatağı var artık. Tatmin oldunuz mu? Yeni görev geldi galiba. Tanıtım kampanyası. Ağzı iyi laf yapan biri var mı? Blöf. Herhalde Fatih bu işin üstesinden gelir. Gelemiyor. Şerife Hanım. Şerife Hanım hiç gelemiyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Gitmiyoruz göreve. Efendim sevgili Duman Tastik Adam'dan 100 bit var. Ramza olsa iyi olurmuş diyor. Araştırmayla açılıyor. Şu an hiçbir şeyimiz yok Duman Tastik Adam. Her şey yavaş yavaş araştırma sonucu açılıyor. Bütün parayı da yedim odayı yenilerken. Baya baya para biriktirdi, para biriktirdiydi. Parayı da yedim. Tülay Cengiz son derece sıkılmış. Biraz eğlenmeye ihtiyacı var. Abi burada dünya kadar item var yani. Kirli diyor, elini yıka. Ne diyeyim ki? Her şey aynı anda keyif vermiyor olamaz ki. Dev bir ata binmeyi hayal ettim. Et. Bilsem bütün tuvaletleri de bireysel yapardım ya. Ama o kadar geniş alana yerleşmedim ki. Dinlenme odasını falan upgrade'lemek lazım daha fazla ya. Şimdi biz neye gidiyoruz? İnanç kapasitesine. İnanç kapasitesinden rahat banka doğru ilerleyeceğim. Rahat banktan sonra boya istasyonu ne iş yapıyormuş? Temizleme hızını arttırır. Boya istasyonu kurarız o zaman bak. İnanç kapasitesi, rahat bank. İnanç kapasitesi 2, boya istasyonu. Sonrasında enerji spası. Aslında var ya. Bak, inanç kapasitesinden sonra rahat bankı sağla, salla. Şey yapalım. Enerji spası yapalım. Oradan takipçi kapasitesini arttıralım. Fazla adam gelirse fazla para kazanırız çünkü. Yani mümkün olan en fazla adamın gelmesini sağlayalım. Emel Hanife Hanım şey değil miymiş ya? Kasaplık onda önceden vardı. Sanırım. Önceki işi falcı. Annesi giydiriyor. Ayakkabı giydiği için ilgi bekliyor. Önceki hayatında bir dinozor olduğuna inanıyor. Anladım abi.
Anladım abi. Allah yardımcısı olsun. Emel Hanım'ın mentali patlamış. Emel Hanım'a hemen bir mental destek. Kediyi yedim mi? Anladım abi. Gitti kulağına bir şeyler fısıldadı gacının ama Emel Hanım'ın bence psikoloji cortladı. 7 gündür Warband izlemedi, delleniyor olan değil mi? Ayağına Warband değmedi. Bilgisayarda Warband'ın launcher'ına bile tıklamadı. Patates ya da fındık fark etmez. Yiyecek yiyecektir. Benimse en sevdiğim yiyecek fıstık. Ve bir tane fıstık tanıyorum sadece. Duman Tastik Adam, böyle oyunlarda sabırsızlanıyorum. O sabırda sabır lazım böyle oyunlara. O sabırda bende yok demiş. Teşekkür ederim Duman Tastik Adam. Kesene bereket, sağ olasın. Muzaffer Bey'e şöyle bir empati yeteneği verelim. Tabii ki ben mi? Aklımdan sen geçmiyordun Ozan ama. Sen olmaz be kral. Valla mentali patlamış bir insana gidip deveyi yıkamak gibi falan diyor. Spot seni izliyor. Spot bizim inandığımız şeyin adı bu arada. En büyük benim diyor. Kendi aralarında geçirdikleri diyaloglar falan daha bir kırık böyle. Herkes topluca sıçmaya gidiyor galiba. Selam olsun sana Ahit Cümbüşü. Herkes ellerini yıkayabilir mi? Teşekkür ederim. Buradan dinlenme odasına. Damadır, müziktir. Slot makinesi var baba böyle. Bana kazandığınız parayı da yatırabilirsiniz. Bam bam. Şimdi bir enerji spası yapacağız. 8'e 16'lık bir yer. Kapı olarak tık tık. Tık tık. Yıklayıp şöyle şuradaki ağaçları falan bir yıkalım. Aslında her şeyi kaldırıp rahat yerleşirsem çok daha iyi hissedeceğim kendimi. Buraya bir enerji spası diyelim. Bu enerji spasında ne yapılıyor ki? Enerji kontrolü, enerji yatağı, enerji kapasitörü, enerji topu. Ananı. Biraz pahalı galiba. Biraz pahalı. Görevler ne? Dördüncü seviye nesne edinme görevi, dördüncü seviye tanıtım görevi. Bizimkilerde iş yok abi, gidemezler oraya. Ya burası bir terapi yeri. Allah Allah. İnsanlar burada dinleniyor, burada huzur buluyor Deniz Alp'cim yani bu. Senin bizimle alakalı sorunun ne? Burger pişirmek istiyorum. Neden pişiremiyorum? Burger pişirmeyi mi durdurdum acaba? Nasıl olmalı ki? Malzemeler mevcut değil. Gıda üretimi rastgele etkinliği sebebiyle malzeme satın alınamıyor. Şehrin gıda üretimi durdu. Anladım. Efendim sevgili Duman Tastik Adam'dan 100 bit var. Samet abi bu zamanda senin gibi iyi insan bulmak çok zor. İyi ki varsın demiş. Canım benim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostum. Yani verdiğin değere layık olabiliyorsam ne mutlu bana. Çok çok teşekkürler. Senin gözünde olumlu bir irtiba bırakmışsam, burada güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Çok teşekkürler. Şuralara da bir enerji yataklarını bağlayalım. Abi sanırım insanlara elektrik vereceğiz birazdan.
Sülük tedavisi için geldiler. Moruk, aranızdan herhangi birine elektrik verebilir miyim? Bir Toton yaralandı. Yemek yerken kirli eller. Evet, boklu elleriyle yemek yemiş. Etki kapasitesini arttır. Her zamanki gibi ellerini yıkamamış. Şahane. Etki kapasitesi yerine ha takipçi kapasitesini zaten 28 yaptık. Buradan şeye doğru gidelim ya. Rahat koltuklara. Aynen, rahat koltuklara gidelim. Şu elektrik. Birinizi alabilir miyim? Yeşil olan var mı? Bak, bunda yeşil renk var. Yılmaz. Yılmaz Bey, gel. Katılmak isterim. İstersin tabii. İnsanlar benim salak olduğumu söylerdi. Ve ben de kesinlikle onlara haklı çıkardım. Sarhoşum ve bildiğim şeyler var. Salatayla arkadaş olamazsın mı? Bitti. Şimdi Yılmaz Bey'in... Yılmaz Bey'e öncelikle bir şey lazım tabii ki. Hanefi Hanım'a biz ne yapıyorduk? Hanefi Hanım empati gidiyordu. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey'in bir eksisi var mı? Yok galiba. Abi sen de enerji odasında çalış Yılmaz Bey. Ama Yılmaz Bey'in bir eksiği var. Yılmaz Bey'e yatak yok. Hala yemek pişiremiyorum galiba. Evet. Ama Tülay Hanım kendi kendine eksi verip duruyor. Mahremiyetim yok deyip duruyor. Git, sana özel tuvalet kabini yaptık. Git orada sıç. Şu elektrik verme odasının da nasıl çalıştığını merak ediyorum ya. Tıpıtım tıpıtım. Saat 8:24 sonra bitecek. Okey. 8 saat sonra bitecekse ne güzel. Görevler. Nesne edinme görevi, tanıtım görevi. Fatih'i atasam... Başarı şansı yazmıyordu kenarda. Aa, Tülay Hanım %100 başarıyor. Muzaffer Bey'i mi yollasam acaba? PR çalışması. PR çalışmasıyla da daha kaliteli takipçiler geliyor. Daha kaliteli takipçileri üye olarak aldığın zaman dolayısıyla daha kaliteli üyeler geliyor. Tuvaleti sabah onaracaklar efendim. Ona ben elle müdahale edemiyorum. Şu bakım odasına gidiyorlar. Otomatik onarıp geliyorlar. Ona ben elle müdahale edemiyorum ne yazık ki. Çalışma saatlerinde gidip onu tamir ediyorlar. Yani elle onaramıyorsun. Yeterince iyi miyim? Lahana gibi görünüyor. Ney lahana gibi görünüyor? Kendimi kirletebilirim. Siz ne diyorsunuz abi? Sen benim babamı öldürdün, son duanı et. Ne yapacaklar? Bizim mi mumyalayacaklar? Ne kadar saçma konuşuyorsun? Birbirleriyle arasındaki iletişim harika. Adeta benim chat. Hiçbir şeyden şey yok yani, bir iletişim yok. Bak, Fatih Bey buraları tek başına onarıyor efendim. Şu elektrik odasına bir gelir misiniz hocam? Oh. Bak, pekmezleri akıyor burada. Kafaya veriyoruz elektriği. O büyüğü uzatmak ne kadar sürdü? Ama buradakilerin hepsi kadın. Kadınlar bıyık bırakamaz mı? Bırakır. Niye bırakmasın? Neden bırakmasın efendim, değil mi? Rahat banklara doğru gidelim şöyle araştırmadan. Rahat bankların ardından nereye gideceğim? İnanç kapasitesine. Oradan da boyaya. Ay, araştırma istasyonu kırıldı. Burası kült mü, akıl hastanesi mi? Aa, burası... Bilmiyorum. Bayağı bir onarılacak eşya var. Sayın hocam,
Mesai saatiniz başlamadı mı acaba ya? Fatih Bey bakımdan sorumlu kişiydi. Ne yapıyorsunuz acaba Fatih Bey? Fatih Bey onarıyor. Fatih Bey bir daha onarıyor. Fatih Bey yoga matlarından birini şey yapmışlar. Evet, yani ne yaptılar bilmiyorum. Fatih Bey bir de burada evet dönembeçi bozmuşlar. Nasıl bozdularsa artık. Bakım odasına bir töton daha lazım. Şerife Hanım'ın zeka full. Empati de katsın. Sonuçta şey yani böyle diğer müşterilerle de ilgileniyor. Biz bir tane daha takipçiyi alıp onu da temizliğe verelim. Hepsi kırmızı galiba ya. Hepsi piyango. Tülay! Evet, Tülay Hanım'ı alamıyoruz abi. Neyse böyle bir Tülay diye bağırasım geldi. 16. gündeyiz bu arada oyunda. Rahat Bank araştırması yapılıyor değil mi şimdi? Aynen Rahat Bank araştırmasına gidiliyor. Oradan şey yaparız abi. Yeni üye bulma ofisi de kurmadık değil mi? Bir yeni üye bulma ofisi de kuralım ya. Şunun böyle bir iki tık arkasına. Şöyle 8'e 8'lik bir alana bence yeni üye bulma ofisi kurulur. Ya da ben yeni üye bulma ofisini hiç araştırmadım. Araştırdın mı? Araştırmadım. Tamam, araştırınca kurarız buraya. Umut Kalkın Prime avantajıyla 23. ayında. Umut çok teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Umarım keyifli güzel zaman geçirirsin yayında. Biri duş başlığını kırmış. Benim adımı değil de başka karıların adına aykır. Yavrum. 3 piksel bir şey. Fox TV'de vardı ya bir tane adam. Bağırıyordu. Yalvarırım geri dön Tülay diye. Sevgili Naimlat hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Evet arkadaşlar. Hatun bana trip attığına göre ben ne yapacağım? Ben de size reklam atacağım. Tutunun. Pam pam. Atamadım. Daha çok erken dedi. Horoza gerçekten bir şeyler oluyor orada. Ram pa pam pam. Mesai saatiniz başladıysa efendim size zahmet. Ha şu duşu bir tamir edin ya. Damayı, tavlayı falan nasıl bozdunuz arkadaş anlamıyorum ama. Tamam artık daha kaliteli oturaklar yerleştirebiliyoruz. Yeni üye bulma ofisini araştıralım. Daha rahat banklar yerleştireceğiz buraya. 641, 2, 3, 4, 5, 6. 3600 küsür para olsa yeter. O zaman ne yapalım? Öncelikle şuradan nesneleri silleyip buradaki bankları bir rahat banka çevirelim. Sonra millet oraya oturduğunda oraya oturur musunuz? Bizimkiler havada da oturabiliyor galiba. Hiç istifinizi bozmayın. Adamlar otururken bankı satıp altlarına yeni bank yerleştirdim. Yılmaz Bey. Yılmaz Bey empati yeteneğiniz artsın efendim. Hey maşallah bize burası yetmemeye başladı galiba. Tabii rahat koltuk olunca herkes geliyor öyle değil mi? Rahat koltuk olunca herkes geliyor. Hayatım aslında bu yayına sabah çok sakin başladım. Çok sakin ve keyifli başladım. Sonrasında dangalağın biri sinirimi bozdu her zamanki gibi. Ben de dedim ki benim sinirim bozulursa kaliteli bireyler bizde yok.
Benim dedim sinirim bozulursa sizin de dedim bozulacak. Bir reklam döşüyorum. Üf. Bundan sonra böyle abi. Ben alırım abone moduna. Zaten aboneler herhangi bir şekilde reklamdan etkilenmiyor. Diledikleri gibi takılabiliyorlar. Alırım abone moduna. Chat açıkken beni ne kadar sinir edersiniz ben de sizi o kadar boğarım. Yapacak hiçbir şey yok. Yani kendi kendimi burada üzüp yıpratamam sürekli sürekli. Kaçak içki imalathanesi mi? Giriyor muyuz peki bu işe? Galiba giriyoruz bu işe. Aydınlatma havuzu. Bak bu karakteristik özellikleri kazanması için lazım karakterlerin. Araştırma tamam. Var mı şöyle eksik bir şeyimiz? Yavaş yavaş gidiyoruz ya. Gizli operasyonlar. İnanç kapasitesi ver. Kredi kartına taksitle satın alınan aydınlanma mı olur? Tam olarak öyle oluyor bu arada. Dın 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 dın. Görev geldi galiba. Nesne edinme, tanıtım görevi. Pek şeyimiz yok ya. Nesne edinme ya da tanıtım görevlerine gidemiyoruz. Takipçi sayımız 28 bu arada. Çatır çutur para kasıyoruz. Keyifler yerinde, hiçbir sıkıntı yok. Oyun biraz daha ilerlesin, sonrasında save alır yeni bölüme gideriz. Girelim, kör olanlar için de özel hastane açıp ayrı bir yerden para kırarız. Bak güzel fikir. İnanç puanı neden sürekli azalıyor hocam? Uyudukları vakit adamların inancı azalıyor. Peki. Hadi bakalım, hareketlenme vakti. Şimdi Tülay yer olmadığından mı yemek yiyemiyor, yoksa sıkıldığı için direkt dinlenme odasına gittiğinden mi? Herhalde sıkıldığı için direkt dinlenme odasına gittiğinden. Eyvallah dumantastik adamcım, sağ olasın canım benim. Yok canımı ne sıkacağım ya. Bundan sonra böyle abi, benim kafam ne kadar dürtülürse, benim keyfim ne kadar kaçarsa o kadar abanacağım. Yapacak bir şey yok, kusura bakmayın. Ben sürekli meditasyon odası gümledi. Meditasyon odasına falan acil tamir lazım. Birini bakım şefi olarak atayıp aslında iki kişiye mi bakım yaptırsak burada? Var ya, o kadar güzel para geliyor ki tıkır 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 tıkır. Takipçi sayısı fazla ya, sürekli gelen giden para bırakıyor. Gayet güzel oluyor. Bu şimdiye kadar yaptığım en aptalca şey. Kemikler kimin için kemiriyor diye sorma, senin için kemiriyor. Huzura erdi galiba da. Son tuvalet ziyaretim tatmin ediciydi. Senin adına çok mutlu oldum. Yani rahat sıçabilmen şu an gerçekten hepimizi çok mutlu etti. Tebrik ediyorum efendim. Ayten Hanım'ın mental sağlığı çökmüş durumda. Gidip Ayten Hanım'a şimdi motive edici şeyler söyleyelim tuvalette. Ağzın konuşuyor, buna bakmak isteyebilirsin deyip Ayten Hanım sıçarken kendisine öğretilerde bulunduk. Güzel, inanç kapasitesi arttırıldı. Sanırım kaçak içki imalathanesine gidiyorum. Hayatım şimdi bu odalarda koyulabilecek nesnelerin kafamdan dolayı görebiliyor musun bilmiyorum. Belli bir sayısı var. Hani bu belli sayının üzerine çıkamıyorum. Şu ışıktan daha fazla koyabilirim tabii ama hani etkisi olmuyor. Sadece upgrade yapıldığında kafa yapan bir tane çiçek var. Onu koyabiliyorsun buraya. Zemini bok gibi döşeyip milletin kafasını allak bullak edebiliyorsun. Bu kadar. Hani buraya da misal koyabileceğin şeylerin sayısı sınırlı. Yatak odasına da koyabileceklerin sınırlı. Gibi gibi. İstersen arttırabilirsin tabi. Herkesin mental sağlık niye coklamış ya?
Sivil gerginlik yaşayan kim eksi 25'te? Ayten Hanım. Ayten Hanım siz ne yapıyorsunuz efendim? Mutfaktan sorumlusunuz. Hiçbir yere gitmeyin. Mutfak dışı bir yerde çalışma be kadın. Ayten Hanım'da şey var böyle. Mutfak dışı bir yerde çalıştığı zaman şey yapıyor. Hayatım zemini koyamıyoruz. Araştırmadık daha. İleride araştırmada. Şöyle geniş bir araştırma ağacı var. Fıtıtı fıtıtı fıtıtı. İleride araştırmada konuluyor. Şimdi birazdan para kasıp kaçak içki imalatına gireceğiz. Dur, totonlardan değil, topluluk, sipariş. Hamburger malzemesi satın al. Yeni üye alacağımız yer kırılmış. Masa oyunu kırılmış. Nasıl oynuyorlarsa artık. Görevlere adam yollayamıyorum çünkü yetenekli adamım yok. Canım, zemin dediği şey... Şuradaki zemin yok daha. Yükseltme olarak gelecek bu. Bak şimdi ben sana göstereyim buradan. Zemin olarak ne var? Kaplama 1, kaplama 2. Kum, toprak ve çimen var. Bu upgrade ile gelecek. Öyle. Efendim sevgili ekspozitor, 15. ayında Samet'im al demiş, teşekkür ederim. Al mı demek istedin, ol mu demek istedin? Allah mesut etsin yazacaktım. Ha, çok teşekkür ederim ekspozitor, sağ olasın. Hoş geldin dostum, çok teşekkürler, çok çok sağ olun dileklerin için. İnşallah keyifli güzel zaman geçiriyorsundur yayında. Kırık eşyaları bir tamir et Allah'ın aşkına. Çok eşya kırılıyor. Birini daha bakım için alabiliriz aslında ya. Bak Ayten Hanım'ın mutfak yeteneklerini geliştirdik. Patır 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 hamburger basıyor. Evet dostlar, şimdi gizli operasyon yeri daha kur. Yeni bir oda. Şöyle bir bunu da 2 birim ara verip biraz yukarı kuralım. 8'e 8. Ki 8'e 8 yetecek mi bilmiyorum da. Müthiş bir yer yapacağım orayı. Gündüzleri terapi. Onu şey yapıp koyamıyorum bu arada. Oğlum R'ye basıp konulmuyor bu. Allah Allah. O zaman her yere aynı yere koyacağız abi her şeyi. Level mi aldın? Empati. Şimdi bu takipçilerden birini alıp onu da bir... Kime alalım? Mustafa Kayıkçı. Mustafa Bey. Merhabalar. Süper bir İtalyan tesisatçıymış. Jambonu dinozorların icat ettiğine inanıyor. 3 çift iç çamaşırı giyiyor. 3 çift. 3 tane donla mı geziyor abi? Yakın zamanda yaralandı. Yüksek sesle nefes alma mı? Manyak mısın abi? Şimdi Mustafa. Sana bir görev vereceğim Mustafa. Gündüz vakitleri çalışmayı tercih ediyor. Sabah kuşu. Bu oda yalnızca gece. Ulan Mustafa'yı aldık. Mustafa bu işe bakamıyor. O zaman... Mustafa Bey bakım odasında çalışın efendim. Yani şu kaçak içkiye birini vermek lazım da. Bu baş döndürme odasında
Mustafa çalışsın. Tülay Hanım'ı gece çalıştıracağım. Toton kapasitesi dolu, biliyorum. Bir tık Toton kapasitesi de arttırırız. Gizli operasyonlar geldi. Nesneler tamam. O da tamam. Dur bakalım. Evet evet ya, biri artık gece çalışacak, sabah uyuyacak. Ama Mustafa ne yapıyor? Slot makinesinde takılıyor. O zaman bizimki... yatağı yok elemanın. Adam aldık da. Adamın yatağı yok ki. Nerede yatacak? Gel gel. Gel lan gel. Aga be. Hele diyorum, bu vakitte niye ayakta bu? Yatak yok ki. Yatak yok, öyle takılıyormuş garibim. Duyamam lan. Yatak yok, öyle takılıyormuş garibim. Hangi odayı bölelim yavrum? Bu arada parayı çok kazanıyoruz ya. Hani gizli görev yeri yapabiliriz de şu an gizli göreve hiç gerek yok. Görüşürüz Turalcığım, dikkat et kendine, eyvallah. Şu an gizli görev şeysine hiç gerek yok. Şu nasıl işleyecek onu merak ediyorum ben. Hatta topluluktan şöyle gene bir 89 tane burger sipariş edelim. Ne var ne yoksa. Ne yapacak şimdi, biz oraya Tülay Hanım'ı verdik değil mi? Tüm gün oyalanıp gece mi çalışacak orada? Nasıl yapacak? Tüm gün dinlenecek mi? Bak biz kendisine empati de verdik. Var bak, lobideki elemanı isterse şurada bir yerde çalışsın ya. Her yerde çalışsın da önceliği burası. Gece çalışmaları için ayarladın mı? Uyku düzenini falan mı diyorsun? Herhalde uyku düzenini diyorsun. Evet. Aman kim uğraşacak onunla, kalsın öyle. Sevgili Naimlat'tan 100 bit var. Netflix'i iptal ettim. Bundan sonra sana yatırım yapıyorum Samet'im demiş. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim sevgili Naimlat. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsunuzdur yayında. Çok çok teşekkürler. Bir ayarlayıp görmek lazım aslında ya. Hadi bugünlük şey olur da. Tülay Cengiz nasıl yapacağız? Abi orası gece kaçla kaç arası çalışıyor? Şimdi bana onu bir söylemesi lazım. ...20.06 arası. Tamam. O zaman... ...20.06 arası... ...bu Toton'un çalışma saati olacak. ...20.06 arası. Abi work, 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 work. Bu kadar work yaparsa yalnız ölür bu. Şimdi 20'den... ...8'den 12'ye kadar bir çalıştı. 2 saat ara verdi. Sonra 2 saat ara yeter herhalde. Sonra 3, 4, 5 ve 6'da çalıştı. Saat 7 gibi boş zamanı var. İsterse uyuyabilir. Sonra kendisine öğlenin 2'sine kadar uyku yazıyorum. Akşamın 4'üne kadar. Sonra boş zaman. Bence tamam abi. Gece 8 saat çalışacak.
Arada 2 saat boşluğu var. Sonra biraz daha boş zaman uyku, boş zaman uyku falan filan işte. İş bittikten sonra isterse uyur hani, anladın? Otomatik gece vardiyası diye bir seçenek var mı bilmiyorum. Ayarladım bir şeyler. Dur bakalım, şunun çalışmasını bekleyeceğim sadece. O zaman şimdi Tülay bu programa mı ayak uyduruyor? Ha, Tülay bu programa ayak uyduruyor. Uyku dediğimde uyumak mı zorunda peki? Sizin bir sıkıntınız mı var hocam? Hayrola? Buralarda takılıyorlar. Baş döndürme terapisi falan. Mutlulukları düşüyor gitgide. Niye? Dur. Size bir oda yapmak gerekiyordu galiba. Hipnoz odası. Töton kapasitesi 2 yapıldı. Meditasyon yerini bir upgradeleyelim artık. Meditasyon yeri, boya istasyonu, gümüş put. Gece şu bir çalışsın da. Ya takipçiler giderse yerine yenileri gelir abi. Aralarında mutlu olmayanlar olursa yerine yenileri gelir. Çünkü biz gerçekten iyi çalışıyoruz baktığınız zaman. Gerçekten iyi çalışıyoruz baksana. Yani elektrik veren var, ruh çağırma yeri var, meditasyon yeri var. Kaldı ki meditasyon yerine upgrade de gelecek bizim çocukların da. Mental sağlık bir yerde bulunuyor. Mutlu değiller çünkü. Bak şimdi bizimkinin içki imalathanesinde çalışma vakti. Ne kadar para kazanacak acaba? Hadi bakalım Tülay, senin iş zamanın. İş zamanın değil mi? Boş zamanın mı? Bir gündüz... Aha! Etki puanı geliyor ama ısı geliyor. Protestolar ve polis baskınları gelebilir. Lider talebi alındı. 8 tane saksıda çiçek yetiştir. Dur. Sen burger yapmaya devam et. Sen de bence bu işe bir ara ver. Çünkü bana bu iş böyle olmaz gibi geliyor. Çünkü abi yani etki puanı geliyor da çok fazla ısı kazanıyoruz. Ben şey yaparız diye düşündüm. Ben bunu iptal ediyorum bu arada ya. Tülay Cengiz. Gece çalışma, sabah çalışma, öğleden sonra çalışma. Ben klasik eski vardiyaya getireceğim bunu. Şimdi öncelikle şu kaçak içkiyi bir kenara bırakalım. Nerede istiyorsa oraya yardım etsin. Araştırma ve mutfak hariç, araştırma ve mutfağa bakmasına gerek yok. İnsanlarla alakalı bir iş de durabilir. Şimdi senin bir saatini düzenleyeceğiz ama saatini nereden düzenleyeceğiz? Bu totonların olduğu yerden düzenleyeceğiz. Şöyle boş zamanlar buraya, buraya ve buraya denk gelecek. Sonra uyku buraya ve buraya denk gelecek. Geri kalanı çalışma. Çok güzel aslında var ya, günde 10 saat çalıştırıyoruz. 2 saat mola verdirip falan, tamam artık hani Tülay'ın da olay olmuştur. Zira şurası hiçbir şey getirmiyormuş bize, neyse. O halde sevgili dostlar, ufaktan oyunun sonuna gelmiş olalım efendim. Şuraya bir save aldım. Tamamdır. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.